Merhabalar bugün mahvolmuş kral ve kraliçeden bahsedeceğiz. Gelecek olan 3 şampiyondan, hikayedeki ilerleyişten, dünyayı bekleyen tehditten bahsedeceğiz. Her şeyden önce Viego'nun kim olduğundan ve onun hikayesini toparlayarak başlamak lazım diye düşünüyorum. Şimdi Runeterra'nın doğusunda bilinmeyen bir krallık var işte. Kalista'nın geldiği, Karim'in geldiği bilinmez bir krallık var diye bahsediyorduk bugüne kadar. Vladimir'in de buradan olduğu ortaya çıktı. Buranın kralının oğullarından bir tanesi Viego. Fakat Viego çok şımarık, zengin büyütülmüş, ülkeyi yönetmekle hiçbir alakası olmayan, tahta geçmesi de beklenmeyen dandik bir evlat. Viego'nun abisi tahta geçecekken beklenmedik bir şekilde ölüyor ve birdenbire tahtın varisi olarak Viego kendini ortada buluyor. Bu süreçte de bir köylü kızı, bir terzi kızıyla Isolde ile tanışıyor, buna aşık oluyor ve hayatını buna alıyor. Bugüne kadar gözü kendisinden başka hiçbir şey görmeyen bu şımarık çocuk her şeyini bu kadına veriyor, müthiş bir e, aşk ortaya çıkıyor ve işte kraliyet azinesiyle buna sürekli hediyeler almalar, o odadayken başka hiçbir şeye dikkatini verememe falan böyle dandik bir yönetici aşık olduğu köylü kızıyla takılıyor. Tabii ki halk sefalete sürükleniyor çünkü adamın ülkeyi yönettiği yok vesaire işler zaten güzel gitmiyor, halk memnun değil. Bu krallığın düşmanları bir fırsat olarak görüyorlar bunu ve diyorlar ki biz bunu asaslayalım. Bir suikastçı gönderiyorlar, zehirli bir bıçağı olan. Fakat kral değil, kraliçe öldürülüyor oradaki Arbede'de ve Isolde ölüme doğru sürükleniyor bir zehirli. Bu tabii ki kraliyetin bütün bütçesini kadını iyileştirmeye adıyor. Sürekli ilaç aramalar, doktorlarla görüşmeler vesaire. İyisalar ne etseler kurtaramıyorlar Isolde'u. Tüm çabalara rağmen eriyip gidiyor gözlerinin önünde kadın ve bu iyice deliriyor, nefret dolu bir adam oluyor. Zaten şımarık, saçma bir yönetici, iyice kötü niyetli, saçma sapan bir yöneticiye dönüşüyor. Abi kutlu diye bir yer varmış, buradan yaşam suları akıyormuş belki bununla kurtarabiliriz muhabbetine giriyorlar işte sonra biliyorsunuz. Oraya sefer yapılıyor, gidiyorlar ve bilmediğimiz detay ortaya çıkıyor burada. Viego, Isold'un bedenini bu yaşam sularına koyduğunda tüm uyarılara rağmen acı ve öfke dolu bir ruh formunda ölümden uyanıyor Isold. Bunun kılıcını alıp Viego'nun göğsüne saplıyor. Göğsündeki o üçgen, o boşluk büyük ihtimal oradan kaynaklanıyor. Ve bu antik kılıcın, büyülü kılıcın böyle bir ritüelist şekilde patlamasıyla yani o nehrin sularıyla karışması, oradaki büyülü çemberle karışmasıyla falan felaket oluşuyor. Ve Viego bunların hiçbirini hatırlamıyor. Isolde'nin öfke ve acıyla uyanıp çarpık bir ruh formunda bunun kılıcını alıp bunu öldürmesini hatırlamıyor. Yani mahvoluşun başlangıcının farkında değil aslında Viego. Hala her yerde o yüzden karısını arıyor. Peki Isolde'nin Senna'nın içinde ne işi var? Bu yıllar önce bize gösterilmiş ama ben fark etmemişim. Aslında çok net ipuçları varmış ama ben Senna'nın hikayesini bugüne kadar öylesine yapılmış gibi bulduğum için çok incelememiştim ama şimdi olayların ışığında bakınca yapmaya çalıştıkları şeyi anladım. Senna'nın hikayesinde diyor ki güçlü dünyaya terk edemeyen bir hayalet ona dokunup doğa dışı yaşamını aktarmıştı diyor. Senna'nın çocukluğunda siz tarafından lanetlendiğini, sizin buna çekildiğini falan biliyorduk ama ben öyle Senna'yı özel bir insan yapmak için yaptılar diye düşünüyordum. Halbuki olay şuymuş. Yeni hikayede ortaya çıkıyor ki bu olmuş kraliçe diyeceğim Isold'un ruhu ya da ruhunun bir parçası sis tarafından takip edilirken işte böyle bir geminin enkazında Senna'nın içine giriyor. Onu uyarıyor kaç diye. Senna o sayede sisten kurtuluyor ve sisin avladığı şey Senna değil. Senna'nın içindeki ruh. Bu ruh Senna ile tam olarak iletişim kurabilen bir ruh değildi yakın zamana kadar. Sinematikte gördünüz. İşte mahvoluş yaklaşıyor Viego falan diyor ya Senna'nın içinde. İletişim kurmayı başarıyor. Senna olayları böyle anlıyor. Yani aslında bir noktada olay sadece tesadüf. Senna içindeki bu ruhla siz tarafından avlanır şekilde yıllarca eğitim görüyor, ışık muhafızı oluyor vesaire. Bu noktaya öyle geliyoruz. Peki Isol nasıl şampiyon olarak gelecek? Hatırlarsanız 3 gelecek olan şampiyon da böyle iğne iplikli bir görsel gösterildi. Bu görselin üzerindeki simge Mahvolmuş kralın yüzüğünde olan simge. Aynı zamanda sürekli böyle terzilik esprileri yapıldı. İşte yok dikmek, biçmek, şey yapmak falan. Hikayede de direkt terzi. İsolde diyorum ben sürekli böyle İspanyol havaları olduğu için o krallıkta ama izolde aslında ismi. Ki ondan da bahsedeyim. Krallığın adı Kamaveya denmişti başta. Fakat repliklerden çıkarıldı sonra. Çünkü Portekizce eski yatak demekmiş böyle bu harflerin birleşimi öyle bir şey oluşturuyormuş. Yeni bir isim koyacaklar büyük ihtimal belki yeni kayıt alacaklar. İsmi artık Kamaveya değil bakalım isminin ne olacağını göreceğiz bu krallığın daha sonra. Sonuç olarak mahvolmuş kraldan sonra mahvolmuş kraliçenin de oyuna gelmesini bekliyoruz. Terzilikli yetenekleri olacak büyük ihtimal nasıl bir şey yapacaklarını merak ediyorum. En son sinematikte biliyorsunuz Viego ruhu almayı başardı ama o acaba Tek ruhu o mu kraliçenin? Kraliçenin ruhunun parçalara ayrılmış olma ihtimali var. Çünkü repliklerine baktığımız zaman Viego, Yorike de Senna'ya benzer replikler söylüyor. işte Isolde orada mısın? Seni görüyor muyum? Neredesin? Falan şeklinde böyle konuşuyor. Sis'in hanımında da acaba Isolde'nin bir parçası var mı diye düşünmemize sebep oldu. Sis'in hanımı bizzat Isolde olabilir mi? Diyenler var. Zannetmiyorum çünkü hep biz diye konuşuyor. Sislerin hanımı tek bir kişi değil yani bir ruhlar topluluğu gibi konuşuyor. Mahvolmuş kralın kılıcını aldığında dükkandan işte babamızın kılıcı falan diyor. O felakette ortaya çıkmış ruhların bir kombinasyonu, bir ortak bilinç gibi. Bu ruhlarda belki izoldün parçası olabilir, böyle bir şey olabilir ama şimdilik... Isoldun ruhlarının farklı noktalardan birleşmesi ve belki bir terzi gibi dikilmesiyle Isolde ortaya çıkacak olabilir. Bunu zaman gösterecek. Mahvolmuş kralın oyunu gösterecek büyük ihtimalle. Gelecek olan ikinci şampiyonun bir ışık muhafızı olacağını tahmin ediyoruz. Yani Senna gibi, Lucian gibi, Lucian'ın babası gibi böyle Karasis'le savaşan, Kutlu adalarda kurulmuş olan bir antik bir örgüt Demasya'da bunun simgelerini gördük sinematikte. Gelecek olan şampiyonun bayrağında gördük. Senna'nın tasarımında hafif motifleri mevcut. Senna Evolution'ın bulunduğu adada o deniz fenerinin üzerinde mevcut. Bu örgütün artık logosunu gördük ve bir ışık muhafızının geleceğini biliyoruz. Nasıl bir şampiyon olacağını ise zaman gösterecek. Fakat Senna gibi bir nişancı olmasına rağmen farklı rollerde oynanılabilir bir karakter olacak. Artık ormancı nişancı mı olur, Kindred gibi. Nişancı orta koridor mu olur, nişancı üst koridor mu olur? Bunu zaman gösterecek. Bu arada Isolde mahvolmuş kraliçe büyük ihtimalle büyü gücü olan bir üst koridor dövüşçüsü olacak. Yani benim kafamda hafif Kasadin gibi bir şey canlandı böyle. Hem yakına giren hem büyü hasar veren bir şampiyon olacak ve büyük ihtimalle mahvolmuş krala düşman olacak. Çünkü Viego olanları hatırlamıyor ama bu kadıncağız Viego'dan kaçıyor ve tüm yaptıkları için Viego'ya kızgın. Yaşamın korunmasını isteyen bir karakter bu. Ee, Viego gibi sapıtmış, karanlığa teslim olmuş bir manyak değil. Üçüncü şampiyonumuzsa Bendel şehrinin renklerini sevmeyen ve kendi isteğiyle büyük ihtimal gölge adalara giden bir Yordle olacak. Birçok kişi bunun Norra olacağını düşünüyor Yumi'nin sahibesi. Ben çok yüksek olasılık vermiyorum. Olamaz demiyorum. Gayet olabilir. Ama Norra hiçliğe gitti diye tahmin ediyordum ben. Gölge adalara değil. Ayrıca böyle Bendel şehrini sevmeyen, renkliliği, mutluluğu sevmeyen bir karakter olarak tasvir edilmiyor. Genel olarak tasvir edilmiyor Norra hakkında. Çok bir şey bilmiyoruz. Ama Yumi ile ilişkilendireceğim bir karakter değil burada anlatılan şey. Sadece hafif Veigar gibi böyle sanıyorum. Karanlığa doğru bir yaklaşımı olan bir Yordle göreceğiz büyük ihtimalle. Peki Viego'nun getirdiği felaketten ne haber? Ee, bir hikaye yazarı, kıdemli bir hikaye yazarı, Draven, Shivana ve Karma'nın mahvolmuş kostümlerinin hikayesel olarak doğru olduğunu söyledi. Yani bu kostümlerin açıklamaları gerçekleşecek olan olayları temsil ediyor olabilir ve açıklamalar şu ki, şu şekilde. Draven için diyor ki Draven Viego'yu bir duelloya davet etti ve anında kaybetti. Bunun sonucunda mahvoldu diyor. Noxus da zaten bir saldırı olduğunu görmüştük. Bu tarz bir şey gerçekleşecek büyük ihtimal. Hani Darius da neredeyse kontrol altına alınıyordu. Samiron neredeyse öldürecekti. Onun yerine savaşta oyaladı. Darius kurtuldu işin sonunda. Karma için diyor ki Ionia'nın ilk mahvoluşundan kurtuldu fakat ikinci saldırıyı Viego bizzat yönettiği zaman karanlığa yenik düştü. Şimdi Ionia'nın ruhunun bizzat kıtadan sökülmesiyle Ionyalı halk kendi aralarında birleşmeli ve kendini kurtarmalı diyor. Karma bir yandan milyonların ruhlarını korkunç bir amaç için bükerken bunları yapmalı tarzında bahsediyor. Karma hikayede çok güçlü bir karakter. Ionia'nın ruhuyla bağlantılı böyle avatar gibi jenerasyonlardır olan ruhlardan güç alan falan bir karakter. Ee, tek hareketiyle bir Noxus gemisini patlatabilmiş bir karakter. Bir an içerisinde bunu yok edebilmiş bir karakter. Viego'nun gücüne dair de bize çok şey söylüyor dolayısıyla bu. Dünyayı bekleyen tehdide dair çok şey söylüyor. Çünkü resmen Ionia kıtasının o büyük gücüyle savaşabilen bir adamdan bahsediyoruz Viego'dan bahsederken. da ise... Ee, Shivana'nın bu karanlıkla beraber bambaşka bir gerçekliğe uyanmasına, Demas yadaki büyüye karşı olan cehalete sinirlenmesine ve Ejder tarafına yönelmesine dair bir şey anlatılıyor. Legends of Runeterra'da Nocturne koyarsanız Shivan'ın karşısına, seni asla kabul etmeyecekler. İşte seni her zaman bir canavar olarak görecekler. Sana asla güvenmeyecekler, seni avlayacaklar falan diyor böyle. Nocturne insanların kabuslarına dair şeyler söylerken, Shivan'ın zaten böyle bir kabul edilmeme korkusu var. E, bunun öne çıkmasıyla Shivan'ın da karanlıklaşmasından bahsediliyor. Dolayısıyla hikayenin bir noktasında bunlar gerçekleşecek olabilir. Biz belki de mahvolmuş Kral oyununda tüm bu yaşananları durdurmaya veya çözmeye çalışacağız. İşte mahvolmuş kralı işin sonunda yeneceğiz de bu şampiyonlar yeniden kurtulacaklar. Draven, Karma ve Shivana normal hallerine dönecekler tarzında bir şey olabilir. League of Legends tarihinin gerçekten en e, büyük hikayesel ilerlemesine tanık olacağız gibi görünüyor. Bakın mahvolmuş kral geliyor. Onunla alakalı 3 şampiyon geliyor. Yeni hikayeler çıkıyor. Senna'nın hikayesinde 1,5 senedir bunların ipucu veriliyormuş. Isolde'ün e, mahvolmuş kraliçenin burada olduğuna dair, Senna yakarasisin bu yüzden çekilmekte olduğuna dair e, oyunla beraber de çok güzel gelişmeler olacak diye tahmin ediyorum. Bir de Vlad'la amcalık mevzuu var biliyorsunuz. Repliklerinde Vladimir'e ''Aa amca seni hala öldürmediler mi?'' falan tarzında bir repliği var. Hikaye yazarı şöyle dedi. ''Büyük büyük amca gibi bir şey olarak düşünebilirsiniz.'' dedi. Çünkü zamanlama uymuyor. Darkin Savaşı'nın bitmesiyle... Mahvoluş arasında şöyle bir 400-500 yıl olması lazım minimum 300-400 yıl olması lazım o yüzden bizzat amcası olamaz büyük ihtimalle Viego'nun ama işte e, kraliyet ailesinden bir karakter büyük ihtimal Vlad ve zamanında Darkinlere rehine olarak verilen o kişi yine Kamaveya'danmış yani adı değişecek olan Kamaveya'danmış oluyor. Dolayısıyla toparlayacak olursak Mahvolmuş Kral, Mahvoluşun başlangıcını hatırlamıyor. Izwold Mahvolmuş Kraliçe büyük ihtimalle Mahvolmuş Kral'a karşı olacak ve şimdilik ya tamamı ruhunun ya da en azından bir parçası Sennan'ın içinde saklanıyor küçüklüğünde ona denk gelmiş o bedene tutunmuş ve Karasis bu yüzden yıllardır Sennan'ı yı takip ediyor. Senna hem Karasis tarafından işte böyle dokunulmuş olması, yıllardır ışık muhafaza eğitimi almış olması, içinde olmuş kraliçenin ruhunu taşıması gibi faktörlerin sebebiyle olmuş krala karşı çok net bir silah olarak gelişmiş durumda günümüzde. Ee, tam onunla savaşabilecek kişi Işık muhafızlarının kaynağını ne Kutlu Adalar'da kurulan bu organizasyonun Demasya'da neden parçası var? Buradan yeni gelecek olan şampiyon acaba çok kıdemli eski bir tip mi? Yoksa yeni yetme bir ışık muhafızı mı olacak? Burada puzzle'ın parçaları nasıl birleşecek ve en önemlisi mahvolmuş kralın oyunu ne zaman çıkacak da bunların detayını öğrenebileceğiz onu merak ediyorum. Çünkü erken 2021 söylemi geri çekildi ve 2021'de çıkacak dendi. Benim erken 2021'den beklentim ilk çeyrek yani Ocak, Şubat, Mart ayında çıkmasıydı. Herhalde Mart'a yetişmeyecek bu gidişle. Umarım en kısa zamanda çıkar da oynarız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün yine NonoLive'da Live'da yayınımız mevcut. Akşam 10'da isterseniz... Wild Rift oynarız, LOL oynarız, muhabbet ederiz bu hikayedeki gelişmeler üzerine konuşuruz. Kesin benim söylemeyi unuttuğum bir şey olmuştur. Onu sorarsınız, onun üzerine konuşuruz. Teorilerinizi, yorumlarınızı özellikle yayında bekliyorum takip ederseniz bildirimi gelir akşam kendinize iyi bakın görüşmek üzere